yeni oyunumuza. Oyunumuzun adı Renkli Kareler. Bu da aslında gerçekten o kadar eğlenceli bir oyun ki oyunun oynanış ve kuralları şöyle. Renkli kareler tek kişilik bir oyundur. Amaç verilen diyagramı kurallarına uyarak doldurmaktır. Boş karelerin tümünü kırmızı ve mavi renklerle öyle bir boyayacaksınız ki. Birinci kademe, basit kademeden başlayalım. Her sırada ve her kolonda 3 kırmızı, 3 mavi olacak. Ama bunlar öyle bir sıralanacak ki hiçbir karede, hiçbir sırada ve kolonda 3 tane renk yan yana bulunmayacak. Bakın örneğimize bir bakalım. Birinci, kol, birinci sıraya bir bakalım. Bir mavi, iki, üç tane. Üç tane de kırmızı. Peki bunlar üç kare yan yana yapışmış mı? Görebiliyor musunuz? Hayır. Hep bakın iki tane de bölünmüş. Ya ikili ya da tekli kalacak. Ya da kolonlarımıza yani sütunlarımıza bakalım. Aynı şekilde bakın üç tane mavi, üç tane kırmızı var. Ve hepsi en fazla ikili birbirine yapışık. Üçüncü yapışır Yanında yok. Bakın ikinci kademede bu sayı dört. Kırmızı, dört mavi olacak. Dört ee, Zor kademede 5 kırmızı 5 mavi olacak tabii büyüyecek kareleriniz ama yine hep kuralı aynı olacak. İkisinin ikiden fazla birbirine yapışık aynı renk olamaz diyeceğiz. Şimdi bir örnek yapalım. Ben burada iki tane kendime kırmızı ve mavi renk seçerek başlayacağım. Önce kırmızı rengimi aldım. Neden kırmızı rengimi aldım? Şimdi göreceksiniz çünkü ipucu var. Bakın. Hemen gözüme en çok renkli yer geldi. Şuraya bakıyorum. Şuranın bitmiş zaten. Bakın bir tane mavi. iki üç mavi. Geriye kalan zaten kırmızı olacak. Biraz kötü çiziyorum hızdan dolayı herhalde. Peki. Buranınki bitti. Başka var mı böyle gördüğünüz iki, üç tane mavi bitmiş ya da üç tane kırmızı bitmiş? Ben göremiyorum şu anda ama ben hangi ipucunu kullanacağım? İki mavi yani üçüncü mavi yanına gelemez. Şuraya bakacağım. Bakın şu kolona bakıyorum. Bir, iki. Çünkü gelemez. Başka yanına gelemez. E Peki burada ne eksik kaldı? Hemen gidiyorum bir tane de mavi alıyorum elime. Bakın bir, iki, üç kırmızı bitti. Geriye bir tane mavim kaldı. Şimdi size bir başka ipucunu kullanmayı öğreteceğim. Bakın iki tane mavi var. Ben buraya mavi koyabilir miyim? Peki koyarsam ne olur? Koyamam. Oraya kırmızı koymalıyım. Çünkü koyarsam üç tane mavi yan yana olmuş olacak. Bakın bu ipucu da böyle kullanılıyor. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde. Ee, ne var? Şuradan bir mavi alayım elime. Bakın iki tane kırmızı yan yana gördüm. El ele tutuşmuşlar. Bunların yanına başka kırmızı gelmesi yasak değil mi? Gelemez. O zaman buraya mavi, buraya da mavi koydum. Peki iki mavi, üç mavi, iki kırmızı, bir tane kırmızısı kalmış. Ve şurayı gözlemliyorum yine. Sondaki sütuna bakıyorum. İki kırmızı yan yana gelmiş. Aralarına mutlaka bir mavi girecek. İki mavi yan yana gelmiş. Aralarına mutlaka bir kırmızı girecek. Devam ediyoruz görmeye. Bakın iki kırmızı var. Aralarına mutlaka bir mavi gelecek. İki mavi var. Zaten burada da iki mavi var mutlaka bir araya kırmızı gelecek zaten bakıyorum üç mavisini tamamlamış bu e, sütun bir yer alalım evet buraya bir tane kırmızı geldi mi buranın da işi bitti şimdi görüyorsunuz değil mi benden önce görüyorsunuz benim kalemim size yetişemiyor artık bakın üç kırmızıyı bitirmiş mavi mavi burası da bitti peki şuraya şu satıra bakıyorsunuz mavileri bitmiş kırmızı, kırmızı. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Nereden en kolay görürüz? İşte burada hepimizin zeka çeşidi devreye giriyor. Ben şuradaki üç maviyi gördüm. İki tane kırmızısı kalmış. Kırmızı, kırmızı. Devam ediyorum. Şurada mavi gelmeli hemen. Mavi. E zaten üç kırmızısı bitmiş. Mavi, mavi. Devam ediyorum. Şu satıra bakıyorum. Üç tane kırmızısı bitmiş mavi. Şu satıra bakıyorum. Üç, e, pardon önce şurayı bakayım. Renk değiştirmeyeyim bir daha. Üç kırmızısı bitmiş mavi. Şu sütüne bakıyorum yine koluna bakıyorum. Kırmızısı eksik kalmış. Buyurun kontrol edin varsa yanlışımız göster